Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Kızılcık Şerbeti 51. bölümü konuşuyoruz. Ne oldu bu dizi abi? Hiçbir şey olmaması bence olan olay. Yani izliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Ama Herhangi bir değişiklik olmuyor. Bölüm sonlarında bir drama yaratıyorlar ortaya. Setar Tanrıöven'in sağlık durumu bence bir noktada da çok şey etkiledi dizi açısından. Hikaye aksını değiştiler komple baktığında. Bu bölüm onu da göremedik herhalde. Sağlığının ilk bozulduğu dönemde çekilen bir bölümdü. Sonraki bölümlerde de çok göremeyeceğiz. Adamın sesini bile kullanmalılar yani bölüm içerisinde. Covid olmuş olduğunu gördük. Geçmiş olsun dizideki karakterinde. Nasıl gerçek hayatta geçmiş olsun. Demek ki durum gerçekten ciddi. Bu noktada da hikayede herkesin aslında santimlerle oynadı hikayesi farklı farklı yerlere gidiyor. Evet dizide çok büyük bir eksen kayması var. Şimdi şuradan başlamak lazım. Bu dizinin bu noktalara gideceğini aslında tahmin edebiliyorduk. Çünkü dizi ilk başladığında pek izlenen bir dizi değildi. Nursema'nın camdan atılma sahnesiyle birlikte inanılmaz bir kamuoyu oluşturdu. Sosyal medyada çok konuşuldu ve dizi bir anda bir popüler dizi haline geldi. Daha sonrasında bir sezon finaliyle beraber bir fenomene dönüştü. Fakat işte dizi bu reytinglere fazla sırtını dayadı. Çünkü dizi o kadar rolenti bir hale geldi ki yaşanan olaylar geçen hafta da konuştuğumuz gibi hiçbir yere varmıyor. Çıkan olaylar çok alelade ortaya çıkıyor. Birçok hikayenin altyapısı oluşturulmadan önümüze seriliyor. Her şey birbirleriyle paralel ilerliyor. Kim kime dumduma. Tabii ki hani bu bir entrika dizisi. Burada çarpık ilişkiler görüyoruz. Fakat bu dizi bu kadar da çarpık ilişkilere ve entrikalara sırtını dayayan bir dizi değildi. Özellikle Rütük'ten sonra bir anda bütün hikayeyi komple değiştirdi. Ve tabii Settar Bey'in de hastalığıyla beraber bütün eksen kaydı. Yani şu anda konuştuğumuz muhabbet Doğa ikinci çocuğunu hamile. Hemen bir anda üretilmiş bir hikaye gibime geldi. Zaten Doğa'nın hemen evden çok rahat bir şekilde çıkıp tekrar anne evine dönmesi. Ardından Fatih'e çok hızlı bir eş adayı bulunması annesi tarafından ve bu kızın da Görkem çıkması. Görkem'in de aslında daha önce bir olayı olması Ömer'le birlikte falan. Şöyle bir hikaye aksına kaydırmaya başlayacaklar. Doğa, Fatih, Görkem ve Ömer arasında böyle bir bir de Kıvılcım'ı da buraya ekleyecekler. İşte A sen onun eski sevgilisi miydin, onun eski eşi miydin, Asen sen hamile misin gibi muhabbetler çıkartarak bu eşler arasında bir entrika yaratmaya çalışacaklar. Ana hikaye bu olacak. Bu beşte arasında dönecek. Şu an öyle gözüküyor. Pembeden de biraz çıktı. Pembe de bunların olmasını ve Fatih'in işte evlenmesini, Nur bir yandan da boşanma sürecini işlemesini, kendi rüyalarını gerçekleştirdiğini göreceğiz. Bu dizide yapılabilecek tek bir hamle var. Onun harici de çok büyük bir hamle de ben şu an göremiyorum. Ben de olsam çok farklı bir şey yapamazdım şu ana kadar. Çünkü bunu kendileri buraya sürüklediler. Settar Tanrı Öven, Alevli hikayeleri devam etseydi de dizi çoktan kısır döngü dönmüştü. Bunu değiştirmek bu kadar fazla karakterli bir dizide çok mümkünken öyle bir yere götürdüler ki artık mümkün olmamaya başladı. Yasak elmadan beter bir hale geliyor aslında. Evet hani onda dizinin konsepti buydu da e, bu dizinin konsepti bu değildi. E, yazarlar en basit şey yapmaya başladılar bence. Ya bu bölümde gördüğümüz birkaç tane durum var. Mesela Nursema ile Rüzgar'ın iki tane sahnesi vardı. İşte Nursema'nın başı açıkken onu Rüzgar'ın görmesi ve Rüzgar'ın evine giden Nursema'nın onu çıplak görmesi durumu. Mesela oradan ne yaratılmaya çalışıyor? Akıl almaz bir durum o da söz konusu. Alev ile Ertuğrul İslamoğlu arasında arkadaşlık olabilir mi söz konusuydu? Oradan ne çıkarılmaya çalışıyor anlamak mümkün değil. O kadar saçma sapan bir denkleme sokuldu ki dizi. Bu arada çok takdir etmek lazım. Muhteşem fragman kesiyorlar. Yani fragmanları izlediğimde ben sonraki bölümü gerçekten çok merak ediyorum. Evet ama bölümü izlediğimde diğer bölüm merak etmiyorum aslında. Evet. Dizide böyle bir çıkmaz var. Yani dizinin fragmanları çok iyi ama bölümleri kötü. Özellikle son 4-5 bölüm fragman izlesem yeter. Çünkü fragman öyle bir fragman yapıyor ki ha diyorsun bu dizi herhalde gerçekten acayip. Eskisi kadar çok iyi. hatta belki eskisinden de iyi diyorsun. E bölümü açıyorsun fragmandan farklı hiçbir şey yok yani. Çok enteresan noktada da. Şimdi ne olacak? Nursema'ya yeni bir eksen gelmesi lazım. O rüzgar mı olacak? Tekrar Ertuğrul İslamoğlu mu olacak ki fragmanda da gördük Ertuğrul İslamoğlu da tekrar Nursema bir konuşuyor. Kişiler hiçbir zaman boş kalmıyor. Herkes illaki biriyle olmak zorundaymış gibi bir durum var. Evet yani neden sadece ilişkiler üzerinden ilerleyebiliriz ki? Ya mesela farklı umut verici hikayeleri de işleyebilirsiniz. Nursema belki de kanalda öyle bir yükseliş yapacaktı ki daha farklı bir yere evrilecekti. Atıyorum Kıvılcım'ın çok güzel bir kanal hikayesi olabilirdi. Onda da çok bir yere var madılar yani hani Anlı gibi bir karakter büründü ama e ne oldu bunun altyapısı yine kadın aşk hayatını izlemeye başladık. Ömer Bey'in değişimi bence güzeldi. Daha açılıp saçılmıştı. E, boşuna mı oldu şimdi bu durumlar? Tekrar kıvılcım ne olacaksa o da bu kadar delirmesine, şey takılıp etmesine gerek yoktu yani baktığımızda. Hiçbir şey değişmiyor. Herkes herkesle oluyor ama sebebi yok yani neden oluyor yani. Bu arada Görkem'le Fatih birbirine baya yakıştı. Ben de baya beğendim. Doğadan daha çok beğendim ben. İlginç aslında bu da biraz castingle de alakalı bir sıkıntı. Aslında çok beğenmememiz gerekir. Yani doğayla daha çok yakıştırmamız gerekir Fatih tip olarak. Ama ne bileyim ikisinin de o şeytanlı cinliği çok hoşuma gitti. Acayip bir evil couple oldular bence. Tam bir tencere kapak oldular ya. Bence de çünkü Fatih de annesi tarafından kafese alınmış bir karakter. Diğer tarafta da Görkem de babası ve abisi tarafından kafese alınmış bir karakter. Biraz yeni hikayelerden de bahsedelim istiyorum. Mesela Kayhan'ın yine batması, yine dolandırılması çok sıkmadı mı mesela? Hep aynı şeyi görüyoruz. Bu sefer Nilay kanadında bütün paraları kaybettiklerini gördük. Ya yani yeter artık tamam Kayhan böyle bir adam ama yani sürekli de aynı olayı yaşayıp yaşayıp duruyor. Bu da çok saçma geldi bana. E bu da çok tahmin edilebilir bir şey. Bir kere de kazansın. Onun mesela yükselişini gördüm sonra tekrar batsın atıyorum. Yani hani bu adamın şirketteki rolü sadece birilerini batırmak mı para olarak kendisi dahil? Bir de eşinde de ne bitmez para varmış kardeşim bununla. Bir fon tonluyor adamı bit batıyorlar batıyorlar bitmiyor. Mesela Nilay Mustafa'nın ilişkisi de tekrar volantiyeye döndü. O zaman biz niye seyrettik aralarındaki kavgayı onu da anlamış değilim ben. Yani saçmalamaya başladı. Yavaş yavaş yapmadı. Baya ortadan saçmalıyor. Tabii ya yani 3 bölüm sen Nilay Mustafa'ya ayırıyorsun hiçbir şey olmuyor. gülük gülistanlık kapanıyor olay. Ya bari çocuk mesela başkasından çıksaydı falan hadi yine güzel bir açılım yapar. Yani bir entrika yaratıyorsun kapanıyor çok çabuk. Ya bu kadar olaylar hızlı kapanamaz. Yani öylesine oluyormuş gibi oluyor. Bu da organikliği düşürüyor. E tabi son olarak da şeyi konuşalım. Yani şimdi Doğan'ın ikinci çocuğa hamile olduğunu gördük. Bizi neler bekliyor bu hikayede? Doğa şimdi gelecek bölüm bunu karakter yapısıyla söyleyemeyecektir. Hem de Fatih'in yeni biriyle tanıştığını bildiği için de onun hayatına çok fazla müdahale etmek istemeyecektir. Kıskansa dahi çok seviyor aslında Fatih için. Bunların arasında da toksik gerilimli bir ilişki var ilk sezondan beri. Ama burada şimdi ailesi bunu biliyor. Kıvılcım gördü bu testi ve bu testin sonucunun doğaya ait olduğunu öğrendi. E bu bakımdan da gidip konuşacaktır. Aslanlara bence tek başına geçecek hatta. Tek böyle alacak çantasını kimse haber vermeden gidecek ve diyecek ki o Fatih nerede getirin. Bence konuşacaktır. Peki şunu da soracağım sana. Settar Tanrıver'in hastalığından dolayı senaryo değişti dediler ya. Sence Alev hamileydi de sonra doğaya mı kaydı? Tabii ki de öyle olmuştur. Çünkü bence Alev hikayesi şöyle olacaktı. Alev biraz uzaklaşacaktı ancak sonra bu testi yine kıvılcım bulacaktı. Ya da bir ziyarette falan fark edilecekti bir noktada. Bu gerçeği ortaya çıkaracaktı ve Güzel bir çatışma çıkacaktı aslında iyi düşünmüşler ama ellerinde patlayınca işte hemen Görkem'le Fatih yapalım doğayı da o eksende hani hamile kalmış gibi göstererek öyle bir şeye götürelim. tarzına bir hikaye akışına evrildiler. Burada elleri kolları bağlı burada yapacak bir şeyleri yoktu burada onları suçlayamam ama geri kalan sıkıntılar için suçlayabilirim. Güzel olabilirdi ya keşke tartan Röven'in sağlık durumu iyi olsaydı belki de hikayedeki o buhranı ortadan kaldırabilirdi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ne olacak ama pek de iç açıcı gözükmüyor ki rakip dizisi de totalde yükselmeye başladı. Ondan liderliği aldı. ABD çok yüksek bir reytingi var Kızılcık Şerbeti'nin ama o da her hafta yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.